Ve Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği, Fenerbahçe'den kaptık sevinçlerini aylardır yaşadığı Wilfried Zaha için Levent Tüzemen'den flash açıklamalar geldi. Fenerbahçeliler bu haber için var ya iyi ki tadıcı almışız, Zaha'yı almamışız diyecekler. Tüzemen yazısında Galatasaray Devler Ligi için kurduğu kadrodan yeterli verimi alamadı. Zaha'ya tanınan şansları ve ödenen paraları kayıp olarak görüyorum. Takım oyununu hiç oynamadı. Arkadaşlarına uyum sağlayamadı. Vurdum duymazlık içinde hareket etti. Zaha'nın maalesef Florya'da seveni de yok. Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım. Çünkü bu Zaha sorumluluk almıyor. Sürekli mazeret üretiyor dedi. Evet, Zaha Galatasaray'ın elinde patlamışken diğer yandan Fenerbahçe'de bir türlü olmayan, harika oynasa, müthiş goller atsa da kadro dışıları eksik olmayan Ozan Tufan kafaya koydu. Hull City'yi Premier Lig'e çıkaracak. Hull City, İngiltere Championship'in 21. haftasında deplasmanda Middlesbrough ile karşılaştı. Hull City 1-0 gerideyken, kötü oynarken maçın seyri Ozan'la tamamen değişti. 61. dakikada sahaya giren Ozan, 82. dakikada attığı nefis golle durumu 2-1'e getirerek 3 puanı kazandıran adam oldu. Tribünler ise Ozan Ozan sesleriyle inledi. İngiliz gazeteler milli yıldızdan bahsetti. Ozan alınan galibiyetin kahramanıydı. Türk oyuncu Hull'ün galibiyeti için kaleye ateş açtı yazısı geldi. Hull City hocası Liam Rosener maç sonu Ozan'ı överek Ozan Tufan muhteşemdi ve oyunda büyük bir fark kattı dedi.